Saygıdeğer hemşehrilerimiz, bayramlaşma programının katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, sizleri Kurban Bayramımızın ikinci gününde en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, bu salonda bir araya geldiğimiz sizlerden başlayarak tüm İstanbulluların, tüm Türkiye'nin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayat ne kadar meşakkatli, ne kadar sıkıntılı, ne kadar acılarla dolu olursa olsun bayramlar adeta kışa aldırmadan açan kardelen çiçekleri gibi bizim için güzellik ve ümit sembolüdür. İki mübarek gün, Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında yaşadığımız hadiseler bile tek başına bu gerçeği bize göstermiştir. Bu bayrama kayıplarımızdan dolayı yüreğimiz yaralı, aynı zamanda geleceğe olan ümidimiz güçlenmiş olarak giriyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede verdiğimiz kayıplar başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. En son bayramın birinci günü Van'da meydana gelen hadiseyi hep birlikte takip ediyoruz, yaşadık. Ve 53 orada da yaralımız, gazimiz oldu. Hepsine Allah'tan şifalar diliyorum. En son olarak hamdolsun Van'daki bu hadisede Allah'a hamdolsun şu an itibariyle yaralılarımızın tamamına yakını hastanelerden çıkmış durumda, bir tanesi hariç. Kardeşlerim, eskiler evvel rafik badel tarik derler. Yani önce yol arkadaşı olarak ben sizlerden razıyım. İnşallah sizler de benden razısınız. En büyük rızaya, rızay-ı ilahiye kavuşabilmek için
40 yılı aşkın bir süredir hep birlikte mücadele verdik. Hala bu mücadeleyi veriyoruz. Durmak yok, yola devam dedik. Beraber devam ettik. Aynı çizgideki yürüyüşümüz sırasında yollarımızın sonradan birleştiği arkadaşlarıma da ben bu 40 yıllık mücadelenin en başından beri varmış gibi kabul ediyorum ve beraber de yola devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim yol arkadaşlığımız ervah-ı ezelde başlıyor. Ne diyor Aşık Sümmani? Ervah-ı ezelden, levh-i kalemden bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden bir günümüzü 100.000 zara yazmışlar. Dünyayı sevenler veli değildir. Canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. Evet, sizinle işte böylesine kadim bir geçmişe sahibiz. Sevinçleri olduğu kadar kederleri de paylaştık. Her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdik. Tarihi başarıların altındaki imza hepimize aittir. Hiç bitmeyecek gibi gelen kara gecelerde birbirimize kılavuzluk ettik. Üzerimize ateş gibi çöken yakıcı günlerde birbirimizin gölgesine sığındık. 2001 yılında çıktığımız AK Parti yolculuğunda ve 2002'den beri süren kesintisiz mücadele döneminde yine hep birlikteydik. Şayet temeli iman ve ahde vefa olan bu kenetlenme olmasaydı ne 2007'deki Vesayet Savaşı'nda ne 2013'teki Gezi ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinden ne PKK ve DAEŞ üzerinden bir yılı aşkın süredir yürütülen terör kılıflı uluslararası operasyonlardan ne de en son maruz kaldığımız 15 Temmuz darbe teşebbüsünden milletimizi ve devletimizi kurtarma imkanımız olmazdı. Hamdolsun bu kadro milletimizde birlik olduğunda sadece siyasi projelere ve bürokratik saldırılara değil, en modern savaş makinalarına karşı da direnebilecek inanca, yüreğe, bileğe, dirayete sahip olduğunu göstermiştir. Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. İşte bütün mesele budur. Ve 15 Temmuz gecesinde millet yürüdü. F-16'lar kâr etti mi? Etmedi. Helikopterler kâr etti mi? Etmedi. Tanklar, toplar kâr etti mi? Etmedi. İman o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte ortaya bu çıktı.
Ve bu millet o gece o imanın azametini imandan bir nasip olanlara gösterdi. Bu millet yüce millet. Bu millet güçlü millet. Ve bunu ispat etti. Rabbim de lütfetti. Ve netice hamdolsun zaferle sonuçlandı. Kardeşlerim, eğer milletle aranızda siz yürüdüğünüzde 79 milyon insanı arkanızdan yürütecek bir ilişki varsa hiç korkmayın. Karşınıza 367 garabeti de çıkarsalar, siyasi ve bürokratik tuzaklar da kursalar, terörle, tankla, topla, uçakla, helikopterle üzerinize gelseler hiç fark etmez. Gençler, sizin biriniz onlara bin, onların bini sizlere bir gözükür. Rabbim Kerim kitabımızda bildiriyor. Biz nice az toplulukları büyük yığınlara galip kıldık diyor. İşte bunun yeni bir tecellisini de 15 Temmuz'da gördük. Elhamdülillah. Milletin çoğu kez görünmeyen fakat varlığını kalbinizin ve zihninizin derinliklerinde daima hissettiğiniz gücü rakipsizdir. Ama bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bu gücün altında iman vardır. Birlik vardır, beraberlik vardır, kardeşlik vardır. Az önce anlatıldı, anlattılar. Bu ziyaretlerde işte bir tanesinde de Sivas Koyulhisar'dan bir kardeşimiz köprünün yakınında oturuyor. Annesi, babası bize anlatıyor. Ve çıkma kararını verdiği zaman iki rekat şöyle abdestini alıp şehitlik namazını kılıyor. Hanımı diyor ki ben de geleceğim. O da hazırlığını yapıyor. Beraber yola çıkıp köprüye hemen iniyorlar. Ve orada şehadete yürüyor. Hazırlıklarını yapmış. Çetin kardeşimiz orada şehit oluyor. Ve hanımı beraber geldiği o 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sonra yalnız dönüyor. Tabii o şimdi yalnız değil, yine beraberler. Ama Çetin kardeşimiz ebedi alemde ruhen eşiyle yine beraber. Fakat bu vaka bize bir şeyi gösteriyor. Bunlar bize örnekler. Yani siz de hazır olun. Dikkat ederseniz biz nokta koymadık, virgül koyduk. Virgül koyduk. Niye? Biz onlarla beraber yatıp onlarla beraber kalkmaya mecburuz. Beraber yaşamaya mecburuz. Önce biz
kendi aramızda iki elin parmaklarının kenetlendiğindeki gibi güçlü bir şekilde bir olacağız ki milletimizi de bu çekirdeğin etrafında bütünleştirelim. Her fırsatta ne diyorum? Tek millet diyorum. 79 milyon tek millet. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkes'i, Gürcüsü, Abazası, Boşnağı, Arnavut'u, Roman'ı tek millet. Kardeşlerim bunu sağlayacağız. Biz şu mübarek bayramın birinci gününde Van'da 1000 kilo bombayı patlatan alçakları er veya göç döktükleri kanda boğacağız. Bunun hiç namusum yok. Boğacağız. Zira bu mübarek bayramlarımızı, bu güzel günlerimizi bu millete zehir etmeye kimsenin hakkı yok. Bu şehitler boşuna şehit olmadılar. Bu gaziler boşuna gazi olmuyorlar. Ama bu alçaklar bunun hesabını verecekler. Onun için ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Kardeşlerim, ikincisi ne diyorum? Tek bayrak. Bu bayrak alışılmış bir bayrak değil. İşte rengi şehidimizin kanından aldı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, her şehidimiz bir yıldızdır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan tarla değildir, arazi değildir. Eğer şehit kanıyla yoğruluyorsa vatandır. Böyle vatan olur. Onun için bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur, onun için vatandır. Ve dördüncüsü de tek devlet. Devletin içinde devlet asla olmaz. Paralel devletmiş, bilmem ne devletmiş, şuymuş, buymuş vesaire. Olmadı, olmayacak. Onun için de Pensilvanya mı kaçar? Başka yere mi kaçar? Nereye kaçarsa kaçsın. Sonuna kadar inlerine girdik, giriyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bunun amacım yok. Bak, beyefendi kendisi kainatın imamıymış. ...170 ülkede faaliyetleri varmış. Hesap başka. Kıtalarda imamları var. Türkiye'de Türkiye'nin imamı var. Şehirlerin imamı var. İlçelerin imamı var. Devlet kurumlarının imamı var. Hesap başka. Hesap büyük. Ama hesap çok farklı yerden döndü. Ve şimdi savruldular ve kaçıyorlar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Değerli kardeşlerim, bununla ilgili kanaatimi biliyorsunuz. Ne dedim? Millet idam talebinde bulunuyor. Dolayısıyla parlamento bunu gündemine alır, değerlendirir. Parlamento bununla ilgili kararı verdiği anda kimsenin buna karşı çıkma yetkisi yoktur. Bazı Avrupalı liderler bize diyorlar ki, ama diyorlar siz idamı savunuyorsunuz. Bakın dedim, siz bizim yaşadıklarımızı yaşamadınız. Demokrasi milletin iradesidir, milletin yönetimidir. Eğer millet bunu istiyor, parlamento bu kararı veriyorsa
siz buna karşı çıkamazsınız. Kusura bakmayın. Bunun kararını verecek olan Avrupa Birliği değildir. Bunun kararını verecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosudur, milletidir. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda, kahir ekseriyetinde bu var mı? Var. Sadece kara Avrupası dünyadaki bazı ülkeleri kendisine örnek göstererek bunu konuşuyor. Millet. Millet bir şeye karar vermişse ve onun vekilleri, parlamentosu da bu istikamette bir karar almışsa bu karara sadece uyulur. O kadar. Kardeşlerim, sizler bizi hiçbir zaman yanıltmadınız. Yolda bırakmadınız. Unutmayın, elbette bizler zaferle değil, seferle mükellefiz. Şu anda bizler seferdeyiz. Ama biliyoruz ki son 200 yıldır sürekli acılar ve kayıplar yaşayan milletimizin zaferlere çok ihtiyacı var. Bunun için de seferlerimizi, mücadelelerimizi zaferle taçlandırmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Madden ve manen. Değerli kardeşlerim, Türk milletinin yakın tarihteki en ciddi imtihanlarından biri hiç şüphesiz 15 Temmuz darbe girişimidir. Milletimiz bu imtihandan alnının akıyla çıkmıştır. Hep söylediğim gibi milletimiz bu ihanet çetesi karşısında vazifesini 241 şehit ve 2194 gazi ile aynı hissiyatla sokakları, meydanları dolduran milyonlarca insanı ile o gece ziyadesiyle yerine getirmiştir. Kardeşlerim, son G20 zirvesinde bunları dünya liderleriyle konuştuk. Hepsi de bir taraftan takdir ediyor ama bir diğer taraftan da geliyor idamı konuşuyor. İdamı konuşanlar kimler? Daha çok Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler. Dünyadan kimsenin bu iş bize teklifi olarak önümüze gelmiyor. Niye? Çoğu çünkü ülkelerinde hala idamı uyguluyorlar. 15 Temmuz'da ortaya konan tarihi direniş, gösterilen kahramanlık tüm dünyanın hayranlığını kazanmıştır. Takdir ediyorum. Artık sıra bizdedir. Hep beraber. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede, o mücadelelerin birer ibranamesi olan her seçimde desteğini yanında gördüğümüz milletimize zaten çok borcumuz var. Şimdi bu borçlara can borcu başta olmak üzere çok daha ağır yeni borçlar eklendi. Darbe girişiminde yer alanlar elbette FETÖ terör örgütünün mensuplarıdır. Fakat biliyoruz ki oyun büyük. 15 Temmuz bu oyunun nihayeti değil, sadece bir aşamasıdır. Sadece Türkiye'yi karıştırmıyorlar. Irak'ı karıştırdılar mı? Karıştırdılar. Suriye'yi karıştırdılar mı? Karıştırdılar. Afganistan. Mısır. Aynı şekilde Tunus. Aynı şekilde değerli kardeşlerim Libya. Hepsini karıştırıyorlar. Bu hala devam ediyor. Oynanan oyun İslam dünyasında. Oynanan oyun Müslüman ülkelerde. Milletimiz bizden bu oyunu kökünden bozmamızı istiyor ve bekliyor. Kardeşlerim, bunun için öncelikle
FETÖ denilen bu terör örgütünü tüm unsurlarıyla bir daha milletimize ihanet edemeyecek hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bu mücadeleyi tüm kurumlarımızda veriyoruz. Şu ana kadar önemli mesafe kat ettik ama henüz kat etmemiz gereken çok mesafe var. Türkiye'ye yönelik ihanetin bir diğer tarafında da bölücü terör örgütü bulunuyor. PKK ile FETÖ'nün, DAEŞ'in bir farkı yok. Bunlar birbirinin aynıdır. Hepsi de bu ülkeye ve bu millete zarar verme misyonuyla hareket ediyor. FETÖ'nün 17-25 ihanetinin devamı PKK'nın Güneydoğu'daki bazı ilçelerimizde başlattığı çukur eylemleri aynıdır. Bu eylemlerin devamı da 15 Temmuz'dur. PKK'nın güdümündeki bazı belediyeler çukur eylemlerinde ve terör örgütünün kanlı saldırılarında çok aktif görev üstlendiler. Seçildikleri ilin, ilçenin hizmetlerini yürütmesi gereken belediye imkanlarını terör örgütünün emrine veren başkanlar kamu görevinden ziyade örgütün uşaklığını yapmışlardır. Devlet hiç kimseye kendi aleyhinde faaliyet göstermesi için imkan sağlamak zorunda değildir. Adalet sistemi işte bu tür sapmaları tespit edip gereğini yapmakla mükelleftir. Şimdi 28 belediye başkanı görevden alınmıştır. Bazıları seçilmişler diyor, görevden nasıl alınır? Bal gibi de alınır. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak size sınırsız devlet millet aleyhinde tasarruf yetkisini vermez. Çalışma alanın neyse bu alan içerisinde çalışacaksın. Devletin paralarıyla, imkanıyla sana teslim etmiş olduğu o iş makinalarını sen kalkıp da içme suyu kanalı, atık su kanalı, elektrik, doğalgaz bunlar için değil de tamamen terör estirmek için kazarsan yargı gelir, bütün adalet sistemi gelir sana bununla ilgili hesabını sorar. Kardeşlerim, şu anda yapılan budur. Ama bitmedi. Daha bunun devamı var. Devamı var. Niye? Çünkü bunlar rahat durmuyor. Belediyelerin kamyonlarıyla, bütün greyderleriyle vesaire. Değerli kardeşlerim, bunlar biliyorsunuz TNT taşıdılar. Bütün bombalama sistemlerinde kullanmak üzere tüp gazlar taşıdılar. Ve bütün bunlarla beraber oralarda gidip operasyonları yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? Bir belediyenin makam aracı eylemde kullanılır mı? Bunlar kullandılar. İşte şimdi bunun bedelini ödüyorlar ve ödemeye devam edecekler. Bu konuda geç bile kalındı. Aslında çok daha öncesinden gerekli bazı adımlar atılmadı değil. Hükümetimiz 24'ü PKK, 4'ü FETÖ bağlantılı 28 belediye başkanının yerine yeni başkanlar atadı. Bunların içinde 3 tane farklı partiden, bir tane bir başka farklı partiden olanlar da var. Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bunu ödemek zorunda. Bunlardan 4'üne belediye meclis üyeleri, diğerlerine kaymakam ve vali yardımcıları atamaları yapıldı. Tamamen hukuk kuralları içinde cereyan eden bu süreçlerin söz konusu il, ilçe ve belde halklarının menfaatini olduğu konusunda kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Buraları gezen, dolaşan bir kardeşiniz olarak bunların ora halkına yaptıkları zulmü yakından biliyorum. Her taraf leş, rezalet. Bunlar belediyecilik yapmadılar ki. Bunlar oralarda sadece terör estirdiler. Lağım sokaklarda akıyor, caddelerde akıyor.
İçme suyu yok. Hizmet diye bir şey yok. Ve vatandaşı bunlardan mahrum yaşamaya mahkum ettiler, alıştırdılar. Belediyecilik yapmak yerine örgütlere payandalık yapan, milletin imkanlarını kamunun kendilerine verdiği yetkileri bu doğrultuda kullanan bu kişiler zaten gerçek anlamda belediye başkanı değildi. Seçimle iş başına gelmiş olmak hiç kimseye elindeki imkanları terör örgütlerine peşkeş çekme hakkı ve yetkisi vermez. Aynı iradenin hem PKK hem FETÖ için diğer belediyelerde, özellikle büyük şehir belediyelerinde de ortaya konmasının önünde hiçbir engel yoktur. Milletimizi ya devlet başa ya kuzgun leşe noktasına getirmeden bu adımların atılması şarttır. Değerli kardeşlerim, terör örgütleri Türkiye'nin maruz kaldığı kuşatma operasyonunun bir yüzü ise Suriye ve Irak meselesi, bu coğrafyanın kalbine bir hançer gibi saplanan DAEŞ'te dahil hadisenin bir başka yüzüdür. Sabah akşam terörden ve terörün sonuçlarından şikayet ettikleri halde bölgede terör örgütlerinin açıkça arkasında duran ülkelerin riyakarlığından bıktık, usandık. Suriye'de 5 yılda 600 bine yakın masumu katleden terör örgütlerini ve rejimi destekleyen her ülke, evet, akan kana ortaktır. Türkiye krizin ilk gününden beri insani boyutta üzerine düşenleri yaptı, yapmayı sürdürüyor. Fakat geldiğimiz noktada artık konu Suriye meselesi olmaktan çıkmış, Irak meselesi olmaktan çıkmış, ülke ve millet olarak kendi beka meselemiz haline dönüşmüştür. Bunun için terör örgütleri karşısındaki ilkeli tavrımızdan taviz vermeden sahada daha etkin olma kararı aldık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye halkının kendi geleceğini kendi belirleme hakkı konusundaki tutumumuz açıktır. Biz 3 şey söyledik. 1, dedik ki burada eğit donat anlayışıyla Suriye insanını eğitelim, donatalım ve onlara belli imkanlar sağlayalım. 2, uçuşa yasak bölge ilan edelim. Neresi? 90-95 enlem ve 40-45 kilometre boylam olmak üzere o güvenli bölgede. Üçüncüsü de bu güvenli bölge. Ve bu konuda ikili yaptığımız görüşmelerde hep olumlu ifadeler kullandıkları halde sırtımızı döndükten sonra bunları unuttular. Değerli kardeşlerim, bunu yapmaya mecburuz çünkü biz de tehdit altındayız. Ve bunu Kilis'te yaptılar mı? Yaptılar. Gaziantep'te yaptılar mı? Yaptılar. Öyleyse artık daha sabredecek halimiz yoktu. İşte onun için Cerablus oldu, işte onun için Rai oldu ve şimdi artık hamdolsun Azzez ve bu noktada Cerablus buluşmuş vaziyette. Bu başarıldı. Ve şu anda ateşkesteyiz. Temenni ederim ki şöyle 2-3 köydeki sıkıntılar var şu an itibariyle. O da aşıldığı andan itibaren 48 saat başarılı bir şekilde aşılırsa ondan sonra buna bir hafta daha ilan edilecek, ilave edilecek. Bir hafta da yine başarılı bir şekilde devam ederse temennim odur ki inşallah bu ateşkes daimi hale gelmiş olur. Kimse Türkiye'yi Suriye'de farklı niyetler peşinde koşan bir ülke olarak gösteremez. Bizim Suriye'de toprak diye bir meselemiz yoktur. Suriye Suriyelilerindir. Bu böyle bilinmelidir. Ama istiyoruz ki birileri de orada toprak hesabı yapmasın. Bunun da biz uyarısını devamlı yapıyoruz. Bugün yaptığımız işin adı yıllardır müttefik ülkelere, Avrupa Birliği'ne, NATO'ya teklif ettiğimiz, herkesin de çok makul bulduğu bir projenin hayata geçirilmesidir. Suriye halkının memnun olduğu bu operasyondan
sadece ve sadece terör örgütleri şikayetçidir. Demek ki doğru yoldayız. Benzer bir çalışmaya Irak'ta ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Musul meselesinin çözümü Türkiye'nin bölgeye ilişkin sağduyulu perspektifine kulak verilmesinden geçiyor. Umuyoruz ki Irak merkezi hükümeti ve bölgede etkin olan tüm ülkeler bu gerçeği görür. Dünyanın huzurunun bölgedeki krizin çözüme bağlı olduğunu düşünen herkesi Irak konusundaki inisiyatifimize destek vermeye çağırıyoruz. Değerli kardeşlerim, özellikle bayram gündemimizin bu meselelerden oluşmasından gerçekten üzüntü duyuyoruz. Ancak yanı başımızda her gün masum kanı dökülürken üstelik aynı ateş Türkiye'ye de sıçratılmaya çalışılırken sadece başka meseleleri konuşma, tefekkür ve tezekkür etme imkanına da sahip değiliz. Geçtiğimiz 14 yılda özellikle de son 3 yılda gösterdiğimiz güçlü duruşta pek çok kimseyi rahatsız ettiğimizi biliyoruz. Onlara kötü bir haberim var. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla rahatsız olacaklar. Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız. Kardeşlerim, bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Haç farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda olan kardeşlerimizin hac ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.